Efendim merhabalar. Bugün İncir Çekirdeği sanat dünyasında, hatlar arasında, mimari arasında ve İstanbul beyefendilerinin kapılarının, eşiklerinin önünde dolaşacak. Bakalım oralardan ne gibi meyveler verecek. Değerli dostumuz Haluk Dursun, Udu'yla Ezgi Köker ve Kanunu'yla Halil Karaduman ve aynı zamanda bize güzel şarkılar sunan sesleriyle hepimiz hazırız efendim. Bugün konuğumuz çok değerli bir İstanbul beyefendisi, Sayın Profesör Uğur Derman. Uğur Derman, İstanbul'un her zamanki olabilen hallerinden birisine takıldı ve bugün trafikte kaldı. Biraz sonra stüdyomuzda olacak. O gelesiye kadar biz konuyu açmış olacağız. Bugün lalelerden bahsedeceğiz. Sonra sanat dünyasına geçeceğiz. Lalelerin İstanbul'da her yeri, bütün parkları, cadde kenarlarını doldurduğunu hepimiz artık biliyoruz. Çünkü Lale Festivali başlayalı bir hafta oldu. Fırsatı kaçırmayın deriz. Sonunda yine söyleyeceğiz ama mutlaka İstanbul'da bir lale bahçesine yol uğratın. Dün ben Kocaeli'ndeydim, Haluk senin şehrindeydim. Sen belki bilmiyorsun. Orada da Lale Festivali bugün başlıyor. İstanbul'da 6.'sı, Kocaeli'nde de 4.'sü. Laleler bütün Türkiye'ye artık yayılıyor. Bizim çiçeğimiz, bize has bir çiçek ve kendimize ait olan kültür varlığı olarak gözümüzün önünde, işte masamızın üzerinde her rengiyle, kırmızısıyla, sarısıyla, tabii benim katre-i matemim olan moruyla ve beyazıyla laleler. Bugün sen de dağlardaydın galiba. Evet, ben çünkü şehir lalesiyle beraber dağ lalesi peşindeyim. Batı'da, Kocaeli'nde, İstanbul'da lale festivalleri var ama Doğu'da, Hakkari'de, Şemdinli'de, Van'da, Adıyaman'da da lale festivalleri var. Ben de biraz muhalefet olsun diye dağ lalelerinden bahsedeceğim. Siz medeni laleleri alın, dağlılar benim olsun. Yok, biz her daim senin medeni ve nezaketini bilenlerdeniz onun için. Şimdi tabii lale deyince sadece bahçemizde bir çiçek değil. Zihnimizde bir fikir, evet. Kalbimizde bir güzellik, bir sembol. Dünyamızı kuşatan bir sembol. Onun ötesinde kilimimizde bir desen, bazen çinimizde bir renk. Her şeyiyle lale bütün hayatımızda. Efendim tekrar merhabalar. Yayın akışımızda ve vericilerimizde bir arızadan dolayı Haluk Bey'in cümleleri yarıda kaldı. Haluk Bey Laleli Baba'nın hikayesini anlatıyordu. Tam padişahla Laleli Baba'nın çatışmalarından dinleyelim. Münakaşalarından bahsediyordum. Laleli Baba, Laleli Derviş, padişah sindirim sistemi rahatsızlıklarının çok tehlikeli ve çok önemli olduğunu söylüyor. Padişah onun çaresi mutlaka bulunur. Her saltanatta her zaman bulunur diyor. Fakat saraya da çok fena halde bir gün rahatsızlanıyor. Ve bu sistem tıkanıklığı söz konusu oluyor. Hı hı. Sonra tabii büyük bir acı duyuyor, ızdırap duyuyor. İmdisat. Evet, bütün tabipleri çağırıyor. Hekimbaşı geliyor. Yine çağrı yok. Çok halde böyle aciz, hı hı, bir halde, padişahlığının hiçbir gücü ve kudreti kalmamış. Ya. Bir anda aklına Laleli Baba'nın, o dervişin kendisine o iddiası dokundurması geliyor ve aman diyor, hekim başını falan bırakın, Laleli Baba'yı bana çağırın, o bana bir nefes etsin. Benim bu yüksek iddiamın, o büyük nefsimin acizliğini ben artık idrak ettim. Tövbe ettim aynı zamanda. Laleli Baba'yı çağırıyorlar, geliyor. Gayet de ağırdan alıyor gelirken, sıkıntısı biraz daha artsın diye. Ve kendisine efendim diyor, işte hikmetimizden sual olunmuş gibi gözüküyor halinizden, öyle anlaşılıyor. O halimden işte ben hiç anlaşacak ve sana anlatacak zamanım yoktur derhal derdime bir çare deyince, öyle hemen olmaz diyor, onun bir diyeti vardır. Böyle büyük söz söylemenin tabii sıkıntısı da büyük olur. Tabii. Ben diyor buraya, bizim laleli bahçemize bir külliye irade etmeni senden
arz edeceğim ve ondan sonra bu sıkıntıyı çözeceğim. Tabii o anda o sıkıntı içerisinde ne istese verecek zaten. Tabii. İstanbul istese verecek belki. Hemen o semt üzerinde bir külliye yapılmasını irade buyuruyor. Ve 3. Mustafa'nın külliyesi yapılıp bittikten sonra da o semtten, bu hadiseden dolayı belki oraya Laleli külliyesi dedi. 3. Mustafa'nın hiçbir ismi okunmuyor. Çok talihsiz bir padişah. İstanbul'da yaptığı diğer yerlerde de hiç adı geçmiyor. Evet, Üsküdar Ayazma'da camii vardır. Ayazma Camii diye geçer. Kadıköy'deki İskele Camii yine İskele, adı üzerine İskele Camii diye geçer. Fatih Camii onun zamanında bir daha yapılmıştır. Yeniden depremde yıkılınca yapılmıştır. Geçer evet. Ve bunu da iyi bir şair cirsin mutlaka. Cihangir Mahlasır yazmış. Bütün o bahtsızlığını bir şiirine yansıtıyor. O evet. Meşhur kıtası. Şimdi tabii semtler ve eserler baki ama onun banisinin adı geçmiyor. Halk bunu çok şeyle söyler. Yani o şiiri edebiyat açısından tam söylemez. Bir camiyi yaptırdım, suya kaptırdım. Suya kaptırdım. Ayazma'ya kaptırdım. Kutsal su demek Ayazma. Semtin orada bir kutsal su çıktığı için. Daha önceki bir programımızda anlatmıştık evet. Bunu. Evet. Ondan sonra işte arkasından Cettim'e kaptırdım deyip sonra yine Deniz aldı ve en sonunda Laleli Baba'ya bu külliyeyi yaptırır. Laleli semtinin hikayesi o yani. Ne güzel bir semttir böyle aşağıya doğru inerken hafif bir eğimle, tatlı bir eğim dedikleri. Evet. İnsan aşağıya doğru yürürken oradan Bayezid Meydanı'ndan o eski kralların yolu tabii. Ta Bizans döneminden geniş caddenin olduğu yer ve böyle bir hafif önüne eğik yürür. Biliyor musun oradan geçenler yani oradan Aksaraylılar çıkar Laleli'den. Aksaraylılar Laleli'den Bayezid'e çıkarlar ve divan yolu çünkü hı-hı. Orada. Hükümet ve devlet orada. Aksaraylı'yı eski İstanbullular tanırlar. Aksaraylı mısın derler. Çünkü Aksaraylılar sabah oradan çıkarken güneş doğudan gelip tam yüzlerine gelir. Ve Aksaraylılar güneş yüzümü vurmasın diye ayaklarının ucuna bakarak yürürler. Akşam da Aksaray'a inerken güneş tam batmak üzere yine karşılarında. Yine güneş batmasın gelmesin diye yine ayaklarının ucunda yürürler. Ve böyle birisi hep ayağının ucuna bakarak karşıdan gözüne bakmadan yürürse ne o sen ne Aksaraylısın derler. Bir İstanbul bir tabiridir. Çok önemli bir kıraathane vardır, kahve vardır. Koska kahvesi. Çok tabii. Son semai kahvelerindendir. Evet. Ramazanlarda bilhassa orada çok güzel toplantılar olurdu. Ben en sonuna yetiştim. Şimdi kalmadı. Bütün şairler, sazendeler, müzisyenler, bestekarlar mutlaka teravihten sonra orada ta sahura kadar semai meşk ederlerdi ve sohbet ederlerdi. Tabii bir de orada Koca Rakıp Paşa'nın külliyesi. Bir gün küllük ve işte bu Bayezid'i bir programımıza Marmara'yı eski, falan eski anlatalım. Külliyesi. Tabii 3. Mustafa'yı istersen bir dörtlüğüyle yad edip öyle geçelim. Yıkılıptır şu cihan sanma ki bizde düzele. Devleti çerhideni verdi kamu müptezele. Şimdi evvab-ı saadette gezen hep hezele. İşimiz kaldı hemen merhamet ile mezele. Diyor ki şu cihan yıkılmış, dünyanın çivisi çıkmış, her şey gidiyor. Devleti alçak felek hep aşağılıkların, ayak takımının eline düşürdü. Nasıl bir yapılanma, nasıl bir derin devlet, nasıl bir yapı var idiyse evet. Bir hükümdarın bunu söylemesi çok hazin gelir bana. Yani iktidarsınız ama avrayıp kavrayamıyorsunuz ve devleti çerhideni verdi kamu müptezi. Sonra da işimiz kaldı hemen merhamet ile mezre diyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Çok sanatçı da bir ruhu var. Çok. Şair, şairliği de çok hakikaten duyarlı bir şair. Bir de bir Selim'in babası. Tabii, o da ayrı tabii. Bir özelliği. Evet. Şimdi Lale, Dağ Lalesi'nden girelim istersen. Evet. Orta Asya'dan biliyorsun bize doğru geliyor. Selçuklu döneminde motifleri lale olduğunu biliyoruz artık. Çünkü Selçuklu eserlerin pek çoğunda laleler hiç durmadan taşlarda, tombaklarda yahut da metal eşyanın üzerinde var. Ondan sonra Manisa, sonra İstanbul, taşlıdan geldi çemen mülküne bigane değiyor diye Necati Bey Fatih döneminde İstanbul'da laleyi, sonra da meşhur Ebu Suud Efendi'nin laleciliği. Sen bugün dağdaydın. Evet, oradan başladık. Şimdi bir kere senle demin Manisa diye söyledin. Manisa lalesi diye bir tür var. Bir anemon cinsi o lale. O bizim bildiğimiz büyük laleler değil. Papatya'dan biraz daha büyüktür o Manisa lalesi. Ve şu anda açmış.
dağ sümbülleriyle beraber onlar. Evet. Emzik otu denilen bir sarı çiçek de vardır. Böyle bir yabani otlar grubu. Şubat'tan itibaren Nevruz'la beraber, Nevruz çiçeği, kurt kulağı denir ona. Bir iris türü aslında. Bu Manisa lalesi ayrı bir tür. Ama bizim bildiğimiz lalenin çok daha hastası. O lalenin başka bir alt türü. Koparmaya gelmeyen hiç bir gelmez. Tür. Ellemeye hiç bile kıyılmaz. Evet, evet. Uzaktan bakacaksın evet. Sadece. Başka yere gitmez, taşınmaz ve üretilemez, çoğaltılamaz. Bunun dışında laleleri var. Vitiliara diye bir ayrı cins bunlar. Ve bizim, işte sen Orta Asya'dan getirdin, İran sınırından başlamak üzere Hakkari'de o Zapsuyu Vadisi'nden yukarıya Cilo Dağları'ndan Büyük Ağrı'ya giderken o bölgeden itibaren bizde Anadolu'da bir lale türü olarak çıkar. Bu lale türü şu laleler gibi klasik yukarıya doğru açmaz, boynunu büker. Ve ağlayan gelin yahut ters lale adını halk, oranın halkı verirler. Hatta Hazreti İsa'ya da orada bir Nasturi kültürü vardı hani Çölemerik civarında. Oranın Hristiyanları Hazreti İsa'nın da haline benzetirler. Yahut daha aşağıda Irak, Kuzey Irak'ta da Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki haline benzetirler. Yani bütün o bölgenin kültürel referansları lalede sembole dönüşmüş. Dönüşmüştür. Şemdinli ve Hakkari bunun çok yoğun olarak bulunduğu saha Van'a kadar gidiyor ve orada da lale festivalleri var. Oranın kırmızı benekli alabalığı, lalesi ve otlu peyniri. Yani bunlar böyle bir evet, bölgesel hususiyetleri olan şeylerdir. Adıyaman'da ve Muş Ovası'nda da yine aynı lale türleri devam ediyor ve oralarda da yine Adıyaman'da ve Muş'ta bu lale festivalleri sürüyor. Ama esas bizim bu İstanbul'da gördüğümüz lalelerin üretildiği yer Konya Çumra. Bunlar Çumra'da bir geçen hafta İhsan söylemişti. Ziraat olarak üretilerek İstanbul'a, şehre, meydanlara, tabii önce saraylara gelmiş oluyor. Bu o laleden geçen sene bir örnek getirtmiş, ben öğrencilere göstermiştim. Hakikaten onun hüznüne baktığınız zaman böyle boynunu bükmüş, bazen bir derviş gibi, bazen bir ağlayan bir insan gibi ama başı daima yerde, hüzünlü bir hali var ki bu laleyle karşı karşıya yan yana koyduğunuzda ikisi arasındaki duygu geçişi bile insana etki ediyor. Bizim öğrencilerin pek çoğu bu iki lalenin, ikisinde lale diyoruz ama birinde insanın tabiatı işte, birinde belki serazat, birinde öyle. Bu bir kadeh gibi, içine her şey konuyor. Bunun dışarıdan gelen şekli gelincik dediğimiz, şakayık. Daha sonra hani bir şarkı var ya, Halil bilirsin, sen kırların şakayık, çiçeğisin şakayık. Azerbaycı okumuştum onu. Evet, öyle okumuştum. Erdoğan Berker'in bestesiydi. Hatta taksiciye de sordum, bilmiyordu. Nedir bu şakayık dedim. Abi şaka yok demek dedi. yorum bizim taksiciler. şurada e-maillerimiz boyuna akıyor. Mehmet Toprak Irak, Kuzey Irak'tan bizi izliyormuş. Bir soru soruyor. Diyor ki lale pazarı Türklere aitken nasıl oldu da Hollandalıların pazarı haline dönüştü? Bu yani, tabii bizim kerem ve cömertliğimizden, onlara hediye verme 16. yüzyıldan başlayan bir gitti. Elçinin götürdüğü bir lale orada apayrı bir sanayi olarak ve şu anda bazen de bize ithal olarak geri gelmiş oldu. Bu yalnız senin söylediğin ağlayan lalenin, ters lalenin, ağlayan gelinin şu anda Emirgan Parkı'nda kültürlere başladı. Yani Hakkari'ye, Şemdinli'ye kadar gitmeye lüzum yok. Ben İstanbul'u nerede göreceğim diyen varsa Emirgan'daki bu parkta lale düzenleme bölgesinde hemen hemen her cinste örnekler gördüğü gibi bu örneklerden de görebilir. Havuzun hemen üzerinde. Evet. Hocam yaz kış Hollanda'ya gidersiniz, devamlı o turistik eşya satan dükkanlarda kapalı şeyler içinde kutular veya
kağıtlar içinde lalenin soğanını satarlar. Evet. Bizde niye böyle bir ticari şey gelişmiyor? Yani bunu şimdilik dağıtıyoruz. Yani biz onu satmıyoruz. Henüz dağıtıyoruz. Belediye dağıtıyor. Ayrıca Eminönü'nde büyük alışveriş merkezlerinde ve çiçek pazarlarında Avrupa'yı tarzda var. Evet, hem paketli olarak var hem de dökme dediğimiz şekilde açık soğan bulunabiliyor. Bu işin bayağı çok geniş ticaretini yapıyor. Tabii, tabii. O anlamda tabii, söyleyeyim. Tabii. Öyle. Hollanda'dan Yusuf Temürtaş hemen bize iki tane lale çiçeğinin göndermiş. Resimleri burada. Bir ara fırsat bulursak onu da izleyicilerimizle paylaşalım. İncir çekirdeği ailesine sarı lale ve beyaz laleden örnekler göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bey ama İstanbul'da da var artık. Yani Hollanda'dan göndermenize, yani gönderdiğiniz için nezaketinize çok teşekkür ediyoruz. Ama İstanbul'da artık sarı, beyaz, kırmızı lalenin her çeşidi fevkalade güzel, her tarafta görülebiliyor. Necati Bey diyor ki bir şiirinde 15. yüzyıl, lale hatler, lale yani yanağı lale gibi olanlar. Pembe yanaklar, kırmızı yanaklar. Yine gülşende neler etmediler, gül bahçesinde neler neler ettiler. Servi yürütmediler, Gonca'yı söyletmediler. Gonca uzak ya, evet. Söyleyemedi. Selvi de yürüyemez oldu o lale yanaklıları görünce. Şimdi tam bu lale yanaklılardan itibaren bir şarkı dinleyelim. Ne dersin? İyi olur. Ne okusunlar arkadaşlarımız biz bize? Biz hep böyle ilkbahar çiçeklerinden bahsediyoruz. Muhabbet diyoruz. Bir muhabbet neşesiyle ilkbahar oldum bugün diye şarkı içinde geçecek. Bir Hüseyin'i Şükrü Tunar'dan. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün.
Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Efendim, maillerimiz Fransa'dan, Kanada'dan, Amerika'dan bile şu anda geliyor. Yani saat farkı olmasına rağmen. Onun için ben mail adresimizi hatırlatayım. incirçekirdeği@24.tv 24 yazı ile efendim. incirçekirdeği@24.tv. Ve bu arada ömrümüzün bereketi Uğur Bey teşrif ettiler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş nasılsınız? Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah afiyetler versin. İyi uzun yollardan geldim. Evet, İstanbul yolları uzatıyoruz evet, üstelik de. Evet. Dün biz yollardan bahseden bir program yaptık Uşak'ta. SIEPO sempozyumu vardı ve yol kültürü, yolculuk, işte ulaşım vesaire. Yol hakkında ne kadar büyük bir dünyamız olduğunu. Şimdi siz uzun yollardan deyince, dün akşam da orada uzun yollardan türkülerle, şarkılarla bir muhabbetimiz olmuştu. Demek ki gönüller, yollar birbirine bağlanan gönüllerle belki de birbirini buluşturuyor. Gönülden gönüle yol vardır. Biz de sizin gönlünüzden bize bir yol açmak için bugün sizi aramızda görmek istedik. Bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ömrünüze bereket diyeyim. Eyvallah, ben de. Sağ olun. Efendim, ömrümün bereketi, bu kitabı mutlaka eğer çiçekle, sanatla, estetikle ve beyefendilikle ilgileniyorsanız bu kitabı mutlaka görmenizde ve okumanızda yarar var. Biraz sonra Uğur Bey'le biz bu kitabın içerisindekilerden ve yine dediğimiz gibi sanat dünyasından, medeniyet dünyasından bir sohbete başlayacağız. Kısa bir aradan sonra efendim. Efendim tekrar iyi akşamlar. Uğur Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi artık efendim kelama girebiliriz. Biz zatınızı teşrif etmeden önce biraz lalelerden bahsettik. Hani her taraf lale. Evet. Konularımız arasında lale var. İsterseniz bir kısa bölümde yine hala devam edelim laleye. Tabii. Ondan sonra yine bir şarkı Uğur Bey'e hediye edeceğimiz şarkıyı dinleriz. Sonra da bakalım söz nereye götürecek bizi, incir çekirdeğimiz nerede dolacak, devam ederiz. Zuhurat. Evet, zuhurat. Siz gelmeden efendim size bir soru geldi. Neden laleler nereden nereye gelirken Avusturya'dan Hollanda'ya, Hollanda'dan şimdi dünyanın her yerine, Kanada'ya ve pek çok yerde yapılıyor da İstanbul'da bunun bir borsası kurulmuyor, bunun İstanbul'la ilgili... İstanbul'dan madem ki gittiyse ki doğru ama borsası neden burada kurulmuyor? Lale ile ilgili tanıtımlar neden az yapılıyor diye. Tabii bu biz bir kültür adamı olarak bizi ilgilendiriyor. Yoksa Büyükşehir Belediye Başkanımızın işi. Ticari tarafı. Ticari işin, tarafı da bazirganlarımızın işi öyle diyelim. Ama öbür taraftan bir kültür olarak bunun hakikaten bizi temsil ettiğini az evvel konuştuk. Siz ne buyuruyorsunuz? Lale, siz lale diye bir mecmua çıkardınız uzun yıllar. Şimdi efendim... Ne güzel bir mecmuaydı o. Evet. Lale'nin dışında bir de rahmetli Ekrem Hakkı Bey'in vaktiyle koleksiyonunda bulunan bir lale mecmuası vardı. Onu da ikinci defa Kubbe Altı Neşriyatı'ndan çıkardık ki o... Osmanlı yakın zamanda lalesi mı? 5 sene falan oluyor. Ha, onu kitap evet, biliyoruz. Evet. Efendim orada Osmanlı lalesi, İstanbul lalesi anlatılıyor. Bugün o lale yok. Çünkü muhtelif cinsleri birleştirerek onu ortaya çıkarmışlar. Tarihimiz biliyorsunuz lale meraklılarıyla dolu. Hani gülün de vardır ama lale devrini hatırlatacak derecede lale meraklılarıyla doludur. Bunun içinde bir Şeyhülislam Veliüddin Efendi evet, vardı. Evet. Bırakıyor işini, bununla uğraşıyor. O zaman lalenin borsası İstanbul'da çok yüksek akçelerle evet, yürüyen bir hal içinde.
O sebeple İstanbul lalesini biz bulabilsek o kaybolmuş gitmiş. Çok zarif bir lale. Şu arkanızda görülen tarzda. Şimdi bodur lale. İnce, evet. Biraz daha sivri. Evet. Şeklini kaybetmiş. Uğraşıyor arkadaşlar efendim. Yani geçen hafta bizim evet. buradaki konuğumuz İhsan Bey. Evet. Ben biliyorum, yakından biliyorum. Bununla ilgili çalışmalar yaptırtıyor. Ne güzel. Çeşitli yerlerde. Tabii genleriyle biraz oynamak gerekiyor. Başka evet. bahçelerde de yapılıyor. Yani lale meraklarınca Haluk Bey evet, de evet. bilir mutlaka. İstanbul lalesi keşke tekrar yurduna geri dönse. Gurbetteki evet. kaçan kızımız evine geri gelse. Daha doğrusu yani. Bulunabilse. Orada da yok. Tabii oralarda evet. da yok. Şeydeki parkı hiç görebildiniz mi efendim? Bir soğanlı bitkiler parkı kuruldu. Sadece nerede? Zeytinburnu ile Fatih Belediyesi'nin sınırının yani. Kesiştiği yani Yedikule ve evet. Mermer Kule arasındaki surun dibinde. Görmedim. Evet, Topkapısı'na doğru dahi. Giden. Çok yeni bir park, çok güzel bir park. Hem de bunu tavsiye evet. edelim, duyuralım. Şu an tam zamanı, tam vakti merhunu gelmiş oldu. Evet. Sadece soğanlı bitkilerin yetiştirildiği, teşhir edildiği ve gezilebildiği bir park. Sahil yolundan gidenler Marmara surlarının bitip kara surlarıyla kavuştuğu o köşede görebilirler. Evet, Yedikule'ye girmeden önceki o köşede bu İstanbul'un çok hoş, çok güzel, çok hususi bir parkını, soğanlı bitkiler parkını görebilirler. Kalenin iç tarafında mı? Dışında, surun dışında. Deniz tarafında. Evet, yani Fatih Belediye sınırlarının gitip Zeytinburnu'nun başladığı yani. Yerde. O, İnşallah. Evet, evet. orada bir evet. özel park. Evet. Lale yetiştiricilerin ömürleri ne kadar güzel geçmiştir değil mi? Tabii. Yani şimdi kendinizi bir, ben Haluk Bey'e hep gıpta ediyorum. Biraz daha tabiatla, biraz daha bitkiyle, belki de güzellikle daha fazla haşır neşir olduğu için biraz da kıskanıyorum doğrusunu isterseniz. Çünkü bugün ben kütüphanede çalıştım bütün gün. O bugün dağlara çıkıp... Dağ lalesi aradı. Dağ lalesi aradı. Çok güzel. Yani... temiz hava, gayet güzel, keyifli bir iş. Ben bir Katre-i Matem diye bir roman yazmıştım. O roman içerisinde bunları anlatabilmek için çok uzun laleler araştırdım. O dönemde hep aklıma geldi. Ne güzel bir şeydir. Yani insanın bir çiçekle kendini evet. özdeşleştirmesi. Evet. Biraz sonra işte Necmettin Hoca'ya güldü herhalde. Tabii, onun da gül. Bir gül. Evet. Ömrünü bir güle bağlayıp o gül ile haşır neşir olmak. Bir lalenin peşinden bir ömrü harcamak ama o laleyle bütünleşmek. Evet. Ne kadar zarif insanlar yaşamış, ne kadar güzel insanlar yaşamış tarihte. Lale bugün tabii dünyaya hakikaten Hollanda'dan dağılıyor. Afrika'da yetiştiriliyor, Hollanda'ya kargo uçaklarıyla geliyor. Evet, öyleymiş. Oradan bütün dünya, Japonya'da bir delikanlı sevdiği kıza lale götürecekse o Afrika'da yetişiyor ama Hollanda'da patent alıyor. Orada fiyatı katlanıyor ve oraya gidiyor. Evet. Bunu tabii ki İstanbul'da da yapabiliriz, yapılabilir. İstanbul öyle gelişiyor ki bakın bizim masamız bile artık lale biçimini almış bir halde hakikaten laleyi önemsemeye başladık. 6 yıl önce İstanbul'da lale soğanlarına harcanan paraya yazık diyen insanlara ben şaşmıştım. Yani her şeyi maddi boyutuyla ölçmenin geride kalması gerektiğini, bir insana gençliğindeki hatıraları verebilmenin parayla ölçülecek bir şey olmadığını, Emirgan Parkı'nda bir zamanlar laleleri gören insanlar uzunca bir süre hiç lale görmediler. Tabii. O insanların tekrar, Ezgi Hanım az evvel dedi ki ben nineme bir şarkı söyledim. Gözlerinden yaş geldi. Hangi şarkıydı? Biraz önce söyledim. Geçti sevdalarla. Geçti sevdalarla ömrü. Mesela biz insanların hatıralarını onlara verebilmeliyiz. Hatıralarını verebilecek sebeplere yapışmalıyız. Lale de bunlardan birisi. Bizim eski kültürümüzde. Çünkü lale dünyamıza girerse lale ile birlikte pek çok şey girecek. Evet. Semboller girecek. Epçet hesabı girecek. Tabii. Onun yanında hilali girecek, yapsı celali girecek. Ya. Hepsi. İşte belki de hepsi birden yavaş yavaş bir kayıp olmasa bile gözden uzak ve ırak oldu. Şeyhülislam Veliyüddin Efendi varsa lalesi var. Tabii. Necmettin Efendi varsa gülü var. Tabii. Yani belki bir toplu
kayıp yahut da bir gözden uzaklaşma olur. Evet, biz programımızı teşrif eden her konuğumuza bir şarkı hediye ediyoruz. Onu da genelde konuğumuzun seçmesini istiyoruz. Evet. Sizin için arkadaşlarımız tabii kendi repertuarlarından bir şeyler hazırladılar ama Haluk'cum ne hediye edelim? Şimdi Ömrümün Bereketi diye üstadımızın kitabı var. Onun için ömür üzerinden şarkılar seçtik. Ama bize emrederlerse... Estağfurullah. Ben efendim ömrüm seni sevmekle nihayet bulacak diye rica edeceğim. Çok isabetli oldu. Eser Asım Bey'in geçmiş şarkısı. Oradan belki Esariye ve Esarizadiye de hatta geçeriz, geçmiş oluruz. Evet. Solacaktı.
teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz sayenizde. Estağfurullah. Şimdi Yesarizade olunca burada az evvel okumuştum. İstanbul'dan Washington'a bir hediye gidiyor. Evet. Kaz asker Mustafa İzzet Efendi yazıyor. Evet. Hattını Abdülmecit yazdırtıyor. Evet. Çok enteresan. Hatırınızdaysa bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Yani çünkü bir Türk hediyesi Washington'da, anıtta bugün. Ve işte Amerika kurulduktan sonra münasebetlerimiz başlıyor. Fakat Macarlara karşı Osmanlıların o asil davranışından sonra onlar dağıtıldığı vakit Amerika'ya kadar duyulduğu için bu hadise daha bir başka alaka gösteriyorlar. Efendim işte o Kossuth'ların filan gelmesi Kütahya'ya vesaire. Neticede münasebetler artarken o esnada Washington'da çok büyük abidenin yapılmasına başlanıyor. Fakat bir türlü bitirilemiyor. O arada Osmanlı Devleti'nden de buraya katılması rica olunduğunda Osmanlı ile Amerika arasında çok ilişkiler o zaman sıcak. Evet. Amerika çok seviyor. Evet. Efendim, onun üzerine bir her millet bir şey yollayacak o taş abideye. Mesela efendim memleketinde çıkan çok kıymetli bir taşı kütle halinde yollayan var. Efendim. Bizimkiler öyle düşünmüyorlar. Bir beyit yazdıralım. Padişahın turası da üstünde olsun. Ve bunu hat sanatı ile en güzel şekli Amerika'ya gitsin. Yer şiir var, hat var, gitar var. Ve üstelik diğerlerinde bir Amerika'ya hulus çakmak hali varken diğerlerini yolladığında Osmanlı padişahı o devrinde bile hiç kendi büyük mülahını ispat ediyor orada. Şöyle bir beyit, birkaç tane beyit yazıldıktan sonra devamı hulleti teyit için Abdülmecit Han'ın yazıldı namı paki sen ki valayı Washington'da. Ziver Paşa'nın. Evet. Bu yazılıyor talik hattıyla Kadı Asker Mustafa İzzet Efendi yazıyor. Yani dostluğu tazelemek için Abdülmecit Han'dan Washington'a gönderildi bu hediye. Evet. Ama kendinden taviz vermeden bunu o beyitlerin içinde en çok bunu beğenmiş Sultan Mecid ve bu yazılmış gitmiş ve orada başına bir hal gelmeden temiz bir şekilde duruyor çünkü belki bu memlekette olsa ya turası kazınmış olacaktı ya kitabesi yok edilmiş olacaktı. Evet, hiç olmazsa orada 17. katında hala duruyor. Amerika'da şu anda mevcut. Tabii. Oraya giden insanlar uzaktan belki görebilirler ama asansörlerle çıkarlarsa hatta yukarıdan inerlerken ben orada merdiven de vardı. Çıktım ve okşadım. Şimdi sonunu Uğur Bey bir beyitle bağlamış bu yazının. Bana o çok daha anlamlı geldi. Diyor ki ehlidir aram eder. Meşhur beyit. Evet. Ehlidir aram eder. Her kanda kim? Rağbetlenir. Yahi olur gurbet vatan. Yahi vatan gurbetlenir. Şimdi o taş orada hakikaten bazen vatan gurbetlenir insana. Evet. Sen ta yanımdayken hasretem sana. Gurbet ben gurbette değilim, gurbet benim içimdeydi, değil mi şarkı? Evet. Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde gibi. Orada bizi temsilen, belki uzak gurbetlerde ama ne kadar asil duruyor, ne kadar dik duruyor orada, ne kadar kendinden emin bir şekilde Washington'un göbeğinde bizi temsil edip duruyor. O Abdülmecid'in bu oraya ihsanı diyelim. Yine Abdülmecid adına yapılan bir, zaten çok iyi bilirsiniz, bir mozaik tura. Evet, onu da siz kurtardınız. Ayasofya'da, evet. 170 sene sonra belki Abdülmecid'in Bizans mozaiğinden yapılmış bir tesaradan meydana gelen turası geçtiğimiz hafta itibariyle Ayasofya'ya tekrar asılmış oldu. Ama onu tamamlayın, bakıp hayıflanması,
Justinian'ın resmi dururken orada benim de bu kadar emeğim evet. oldu, bir hatıram yok deyişine karşı Fossati'de kalan mozaiklerden değil mi? Evet, Tuğra'yı evet, tertip etmiş. Suriyet olamayacağı için evet. Tuğra olarak yaptırıyor. Söz Ayasofya'ya gelmişken orada Hulefai Raşidi'nin hatlarını tabii kazasker hattı. Evet. Oradan isterseniz kazaskere artık gelsin sıra. Evet. Efendim Mustafa İzzet Efendi hakikaten müstesna bir şahsiyet. Çünkü hat sanatında neyse ilimde de o, dini ilimlerde kadı askerlik mevkiine gelmiş. Anadolu verilmedi kadı askeri. Ayrıca musikiyi de hem icrakar sesiyle hem naizen, devrinin en büyük naizeni padişah hem de bestekar. Evet. Efendim çok güzel eserler vermiş, takdir edilmiş, devrinde tedip edilmiş, o da var. Sultan Mahmut'la geçinmek kolay değil. Ve zarafet sahibi. Tabii efendim. Çok güzel şeyleri, mesela pek hoşuma gider. Malum sarık sarmakta biz denilen bir alet kullanılır. Ütülemek gibi adeta. O da güzel sarık sararmış. Soranlara keramet bizdedir dermiş. Evet. Güzel. Evet. Tevriye yaparak. Evet. Bir de kızdıklarına boru dermiş. Yani en kötü kelime bu. O çünkü ney? Tabii. Üflüyor, düşünün onu. O da bir boru ama oradan ne sesler çıkıyor. O yedi deli sayesinde. Boru. Evet. Çok işte Ayasofya'daki eserleri de Fossati'nin tamiri sırasında onlar küçük olarak yazılmıştır. Ve hala evet. Mihrab civarında durur onlar. 8 efendim. Ay. Evet. Onlar talebesi tarafından muvakkithanede dışarıda büyütülmüş. Evet. Kareleme usulüyle, satranç usulü dediğimiz bizim. Ve oraya göre işte 7,5 metre evet. çapında. Ben efendim 1944'te 9 yaşındayken dedem merhum ablamla beni oraya götürdü. Müzeydi o zaman. Ve o 7,5 metrelik yazılar hepsi duvarlarda duvara duruyordu. Duruyordu. Dikilmiş. Biz soracak halde değildik, düşünemezdik bile. Dedem niye bunlar böyle dedi. Herhalde o da cami olduktan sonra ilk defa girdi ki. Bunlar kapıdan çıkamadığı için böyle duruyor dediler. Ha, sonradan ben öğrendim ki kapı 7 metre, bunlar 7,5 metre. Evet. Herhalde onu göze alamadılar. Çünkü içeride çatılmış vaktiyle. Muşamba üzerine altınla yapıldıktan sonra evet. Çerçeveleri falan dışarıda içeride çakılmış. Bir daha dışarı çıkmasın diye adeta. Hmm. O 50 santim fark yüzünden kalmışlar orada. Sonra 948 filandı. Bunu İbnül Emin Mahmut Kemal Bey, Ekrem Hakkı Bey, Ayasofya Müdürü Muzaffer Ramazanoğlu'na söylemişler. Bunlar yerde duruyor. Tahsisatım yok, bulun tahsisatı hemen asayım demiş. Ve bir de tamir ettim onları o zaman. Asmışlar. Ben bir daha 52'de gittim oraya, yerinde gördüm onları. Eyvallah. Sonra son senelerde son durumunu görmek için hocam... lütfettiler. Estağfurullah. Tekrar geldiler. Evet. Ve orada bir tetkikte bulundular. Evet. Tekrar restorasyon görmesi ihtiyacı evet. olduğuna karar verdik. Ve bu seferki evet. tamirini... Bu sefer himmet senin olur. Tabii. Aşağı indirmeden yalnız. Evet. Biz oraya çıktık. Yani iskele evet. kuruldu. Evet. İskele Eyvallah. Üzerinde. O zemininin keten kenevli karışımı bir yelken bezi tarzında bir bez olduğu. Evet. Muşamba. Evet. Orada Muşamba. Zaten malum muşamba aslında. Mumlanmış manası. Biz muşamba diyoruz. Bir küçük ara vereceğiz. Ondan sonra yine sohbetimize devam edeceğiz. Estağfurullah.
Evet efendim, devam ediyor İncir Çekirdeği. Şimdi Esarizade'de kalmıştık değil mi? Evet. Kaz asker. Kaz askerden hocasına geçeceğiz. Evet. Peki. O dönemden bu döneme kadar böyle bir silsile halinde her şey sökün edip geliyor. Ben sizin kitabınızda bunları arka arkaya okurken bir şey dikkatimi çekti. Bunların hepsi insan mimarı ve insana yönelik çalışmaları olan insanlar. Sadece kendileri bir sanat icra etmiyorlar ama insan yetiştirmek ve onları hakikaten insaniyetli şekilde yetiştirmek için de çırpınan insanlar olarak geldi. Bu bir gelenek miydi Haluk? Yani isterseniz oradan girelim. Yani bizim nezaketimiz, efendiliğimiz, efendi kelimemiz ve o insanların bu kıvam içerisinde nesilden nesle aktara geldikleri değerler, bu değerlerin bugün neden bir kısmını kaybettik de bugün artık parmakla gösteriyoruz birkaç işte İstanbul Beyefendisi, işte çok zarif insandır gibi düşünceler içerisindeyiz. Ne oluyor? Arada ne oldu? Yani gelenek nasıl devam ediyor da biz bugün nerelere geldik? Bu gelenek asırlar içinde teşekkül etmiştir. Fatih İstanbul'u aldığı vakit İstanbulluluk diye bir şey yoktu. Bayezid devrinde de belki başlamıştı, bilemiyoruz. Yavaş 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 her asırda üzerine konarak bu 19. asırda artık tam kıvamını bulmuş. Batı'dan da bir şeyler almış hele 19. asırda. Şüphesiz. Onun karışımıyla hoşluklar olmuş. Biz illaki doğudan gelmiştir diyemeyiz. Zaten lüzum da yok buna. Ve bu teşekkül artık son raddeye varmışken sonradan Batı ağır basmaya başlayınca her manasıyla mahalli hususiyetler yok olmuş. Tam Yesarizade çağı değil mi? Haddeden geçmiş nezaket yâli vâli olmuş sana diye. O, Nedim, daha evvel Nedim'in. Nedim'in. Evet. Ha tabii ikinci evet. Mahmut. Evet. Evet. Daha evvel ama işte bir İstanbul Türkçesi artık Nedim'de ne hale geliyor görüyoruz. Evet, kıvama ere, evet. Kemale evet. Ere ere. Süzüle, süzüle, süzüle efendim ya. Mey dökülmüş şişeden ruhsar al olmuş sana. Evet. Ne güzeldir. Şimdi tabii hocam şeyini çok güzel açtı. Osmanlı eğitim silsilesine, silsile-i meratibine baktığımız zaman her şey sadece mektepte, medresede öğretilmiyor ve öğrenilmiyor. Onun dışında alternatif ve paralel eğitim üniversiteleri var bir kere en azından. Evet. Bunların bir kısmı devletin dışında. Pek tabii. Evet, devlete paralel olarak yapılıyor. Şehir merkezleri de bunların en yoğun yaşandığı yerler. Yani medeniyetin merkezi olan yerler. Orada görerek, yanında yaşayarak, dizinin dibinde, rahle-i tedrisinde bulunarak yetişme tarzı var. Ve bu sadece belli zamanlara sıkışmış bir eğitim değil. Evinde, daha tabii, doğrusu tabii. Konağında, evet. Hanesinde evet. Devam ediyor ve hanegi eğitimi deniyor buna. Evet. Hatta bu bir himaye ile devlet dairesinde de, kalemde de devam ediyor ve adam yetiştirme sistemi dediğimiz bir sistem sürüp gidiyor. Bunların çoğu da işte hep birbirinin yanında yetişerek ve birbirinin himayesini görerek evet. Onun yanında feyiz alıp daha sonra huyuyla huylanarak evet, evet. Onlar öğrendiklerini bir diğerine aktararak böyle bir silsile evet. Halinde gitmek. Hatta bu tabii zaten her şeyde, çok estağfurullah. Her şeyden evvel bu hatta caminin de önünde dergahlar da olmuş. Evet. Efendim oradaki o manevi terbiyenin yanı sıra irfani. Tabii. Evet. Tabii. Ve kültür sanatla ilgili her şey giriyor. Tabii en önde de Mevlevihaneler geliyor bu konuda. O zarafet, incelik her şeyle
meydana çıkmış oluyor. Tabii sadece tekke olarak kalmıyor. Yani içinde sanatın her çeşidi, musikisinden, şiirinden, mimarisinden, Nakşinavarası'ya kadar bir Mevlevi kültürünü düşündüğünüz zaman her şeyi harmanlıyor. Nesilden nesile aktarıp geliyor. Şimdi camide ibadette bulunulur. Efendim bir vaaz varsa dinlenilir, hutbe dinlenilir, zahiri ilimler öğrenilir. Ama dergah öyle değil. Dergaha bütün bunlar yapılmakla beraber ilaveten işin irfani tarafı var. Tabii. Konya'da Mustafa Çıpan diye bir dostumuz var, kültür müdürü. Evet. Eyvallah. Yani evet. Çok iyi dostur. O geçenlerde yine bir çalışma daha Konya'da yapılmış. Mevlevi kültüründen çıkan o kadar çok eserler, o kadar çok sanat kolları bugün hayatımıza yayılıyor ki. Yani onun bizi belki de gönül yoluyla terbiye eden bu tekkelerin, İşte hanegi ve hacegilerin yanında tekkelerin büyük bir etkisi var. Toplumun akıldaneleri orada oluyor. Evet. İnsanlar onlara danışıyor. Her mahallenin nasıl bir işte hakimi oluyorsa avucunda mahalleyi tutar gibi herkes ona geliyor, bir şeyler soruyor. O da insanları okuma yazması olması şart değil. Peki tabii. Öğretiyor. İrfan başka şey. Okuma yazma ile ilgisi yok. Biz bir izleyicimiz ismini bakayım, Osman Simav, Mehtap Esen. Diyor ki hocamız acaba Ömrümün Bereketi ismi üzerine Ottawa'dan geliyor. Ömrümün Bereketi demesinin bir özel sebebi var mı? Diyor. Efendim, bu... Bir de bir var, ben de onu sorayım. Evet. Bunun ikincisi İnşallah. Eğer zaten ben ön sözünde belirttim. Buradaki bir, eğer beğenilirse ikincisinin de geleceği hususunda. Gelsin efendim. Evet. İnşallah. Çünkü şimdiye kadar 500'ü neredeyse buldu yazdıklarım 50 yıl içinde. Maşallah. Onlardan diyelim ki 100 adedi mükerrerdir. Daha geliştirilerek yazılmıştır. Tekamüldür. Evet, o 400 taneden birkaç tane çıkması lazım. İnşallah bu beğenilirse o da gelir arkadan. Ömrümüze bereket, yani ömrümün bereketi nereden çıktı? Ben bir kere ömrümüze bereket tabirini çok severim. Bize de söylüyorsun işte madem, evet. Eskiden İstanbullular kullanırdı bunu. Ben hiç unutmam, işte neredeyse 50 sene evvel Hakkı Sohabi'nin musiki toplantılarına 2 yıl devam etmişliğim vardır. Cuma akşamları. Onun bir de ayda bir cumartesi konseri olurdu. Oraya Zekai Sakarya diye bir zat gelirdi. Öyle yaşlı değil, orta yaşlı. İstanbul beyefendisi deyince hayatımda gördüklerimin en üstünde ona yer verdim. O zat ömrümüze bereketi kullanırdı ve ben ilk defa ondan işittim. Çünkü bizde yaygın olan sağ ol veyahut da sağ olunuz. Askeriyeden geçme alışkanlıkla bu söylenir. Ordu milletiz. Ordu milletiz. Yani halbuki bu eskiden İstanbul Türkçesinde olan bir tabir. Ve ömrün bereket kazanması da çok hususiyeti olan ne nezih bir şey değil mi? Evet. Ömrün bunu bereket. bu kelimelerle ifade edebilmek. Bunlar da benim ömrümün bereketi. Hepsi evladım. Efendim, hem de itirazı olmayan, her sözümü kabul eden evlatlar bunlar. Ve içinden işte 50 tanesi burada toplandı. Birincisi oldu. Arkası da gelebilir inşallah. Her iki manada kitabınıza bereket gelsin efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Çok ısrar edildi. Ben hiç durmadım geçmiş yıllarda. Fakat kulağı çınlasın Sinan Ulan başta kitap yapalım, kitap yapalım, kitap yapalım derken işte bu seçtik. Çok güzel bir baskı. Affedersin Ayrıkçım. Çok güzel seçilmiş bir kağıt. Kağıdın içerisinde renkli bütün malzeme çok güzel dizayn edilmiş. Tasarımı çok güzel yapılmış. Hakikaten. O Ersu Pekin'in işi. Yani evet, kağıt da bakın şimdi mesela
kuşe kağıdında basılması düşünülüyorken Mas'ın sahibi Lokman Şahin eğer bu kağıt kullanılmazsa ben bunu basmam dedi. Çünkü yani zevkı buna basılmasını icap ettiriyor. Onun da öbürüne bereket. Evet. Konular arasındaki müntehabat, o seçmeyi belli bir şeye göre yaptınız mı? Hayır, hayır. Öyle. Öyle geldi ne gelirse. Evet. Efendim. Ama muhtelif, yani bir kere her şeyden evvel insanı işliyor. Evet. Şahıslar üstünde duruluyor. Bu musiki şinas da olabilir. Kadı asker Mustafa İzzet Efendi evet. olabilir. Tamburi Cemil. Mesela Hüseyin Haşim Bey vardır. Unutulmuş şair ve musiki şinas. O zat Tamburi Cemil'in vefatı üzerine 9 rubayı yazmış. Feryat her biri. Efendim demek ki yakınlıkları vardı. Hiç bilmiyoruz o yakınlıklarını. Ama biri ötekinden baskın Mersiye her biri. 4 satıra sığdırılmış. Hiçbir yerde yok. Metru kağıtı geçti elime. Neşrettim burada. Elbet Tamburi Cemil severleri ilgilendirir. Bir gün Şeddi Araban evet. artık farz oldu. Evet. Nazım Hikmet'in de var değil mi? Bir şiir. Evet. Tamam, evet. Cemil'de evet. ölümümüzden. İnançlı olduğu zamanlarda evet. yazdı. Bir gün evet. Tamburi Cemil Bey'i yad ederiz efendim. Dönüyor bu şehirden, bu devirden çok uzakta Tamburi Cemil Bey çalıyor eski sanatta evet. diye. Evet. Bir izleyicimiz de ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam Yesari Asım'ı. Evet. Bunun hikayesini zatenizin bildiğini ve eğer fırsat olursa anlatmanızı da istiyorum. Onu bilmiyorum. Fırsat bilmiyorum. Bulup yare varsak. Orada. Evet, peki. Teşekkür ederiz. Osman Lokman Bey'e Erzurum'dan. Hazır yeri gelmişken okuyalım o zaman eseri hocam. Evet. Madem dillendirdiniz. Evet onu okuyacaktık çünkü çok şaşırtıcı. Peki o zaman okuyun hikayesini de ben buradan okuyayım. Olur. Thank you.
Ağzınıza sağlık. Halil, sen biliyor musun hikayesini? Hayır, bilmiyorum. Efendim, Yesari Asım bir genç kıza aşık olmuş. Gençliğinde Yesari Asım. Daha sonra kızın babasından istetmiş. O da demiş ki benim çalgıcıya verecek kızım yok. Tabii biz bunu Lokman Turan'ın anlattığı şekliyle ihtiyaten anlatıyoruz. Sonra aradan yıllar geçmiş. İrtibatlar kopmuş. Yesari Asım askere gitmiş, 4 askerliğini bitirmiş, terhis olmuş. Geri döneceği zaman terhis olmuş ama memleketine de dönecek. Bir gün sonra tren var. O gece komutanı demiş ki gel bizde kalırsın, yarın binersin. Komutanın evine girince vaktiyle evlenmek istediği kız karşısında, komutanın eşi. Sonra tabii tanımış ama hiç hissettirmemiş. Hani o geçen bir geceyi bezminize yıllarca uzatsam şeklinde söylediği. Sonra yatak serilmiş, gece geç vakit. Yatağına gidince çarşafında kendi adının baş harfiyle kızın adının baş harfinin işlendiğini görmüş. O hicran ile o hicrana bassam dediği. Tabii ihtiyatlı yaklaşmak lazım. O bir gecenin belki binlerce gece olarak uzamasını daha sonra da bu şarkıyı bestelemiş. Böyle bir hikaye geldi dostlarımızdan. Evet. Evet hocam. Yesari Asım İstanbul bestekarıdır. Zaten bestelerin çoğunda İstanbul'un bir semtinin adı geçer. Tabii ya Boğaz geçer, evet, ya Çamlıca geçer değil mi? Evet. Galiba Sadi Işılay'ın şöyle bir sözünü işitmiştim. Yesari Asım'ın her İstanbul semtinde bir macerasız şarkılarını aksetmiştir diye. Kendisi aslında dramalı. Evet. Dramalı, evet, Makedonyalı. Dramadan gelmiş. O da yine dini musikiye çok hakim. Çünkü müezzinlik, evet, şeyinden, kültüründen geliyor. Ama oturduğu ve çok sevdiği semt Yeniköy. Evet. Onun için Yeniköy'de bir kız gördüm. Adı Sarı Zambakmış diye. Sarı yer. Evet. Hepsi vardı. Evet. Hepsi var. Şişli. Hisarlı kız. Evet. Hisarlı kız. Bir Şişli, bir kış gecesi Şişli'de kaldım diye bir şeyi vardı. Evet. Bir karlı gündü. Ben kendisine telefon ettim. Üstadım, şimdi dedim şu havada bir kış gecesi Şişli'de kaldım geldi aklıma. Geldi deyince nefsimize bühtan etmişiz efendim dedi bana. Rahmet olsun.
Rahmet olsun. Bugün rahmetle anmamız gereken çok kişi var. Fakat ben iki tanesini hiç hatta üç tanesini almadan geçmek istemiyorum sizi bulmuşken. Bir tanesi tabii Fethi Gemuhluoğlu. Evet. Bir tanesi Süheyl Ünver ve bir tanesi de sizin büyük reis. Evet. Olarak Ekrem, Ekrem Hakkı Bey. Bir zehir yapma hakkım var mı? Tabii ki. Bir iz bırakan adam var, mahiriz. Tabii yani. Mahiriz, evet, evet, evet. Yani ruhaniyetinden özür diliyorum, mahiriz. Liseden itibaren öyle evet, evet, sizin evet, üzerinizde. En çok, yani başlatan odur, evet, kıvılcımı atan odur. Tabii rahmet bir de ben olsun. Son dönemde yayınladığınız kitaplardan birisi Ali Alparslan üzerine olduğu için evet, o da benim hocam tabii, biliyorsunuz. Tabii. Allah hepsine rahmet eylesin. Anladım. Onları da almadan geçmek lazım. İsterseniz Ekrem Hakkı Bey'den başlayalım. Evet. Şimdi efendim Ekrem Hakkı Bey hakikaten büyük reisti. Fetih Cemiyeti'nin reisi olmak dolayısıyla intisap ettiğim vakit onun arzusuyla ben Ekrem Bey'in adı bundan sonra büyük reis olacak dedim. Herkes öyle söylerdi yani. Efendim çok yetişişi itibariyle çok son derece dürüst bir mimar. Önce müteahhitlikle vakit geçirmiş. Ama sonradan o müteahhitliği esnasında eserlere dalınca Osmanlı mimarisinin bir derya olduğunu ve hiç bu tarzda elle alınmadığını düşünerek kendisi işi gücü bırakmış. 948'den itibaren efendim İstanbul'daki mimariyle girmiş Fatih Devri mimarisi. Sonra iş büyüdü, büyüdü, büyüdü. Baştan Balkanlar itibaren alındı. Hele hele o Balkanlardaki ki 75'ini geçmişti o sırada. Sıhhati de müsait değildi. O haliyle kalktı gitti Balkanlara. Ve eserleri tespit ne kaldıysa tabii. Sonra defterlerden mevcudu sadece isim olarak görülenleri tespit etti. Bugün birinci sınıf kaynaktır o elimizde. Başka bir şey yok. Hocam bir gene küçücük ara vermemiz gerekiyor. Nezaket. Estağfurullah. Bağışlayın. Yani ondan sonra devam edeceğiz. Hay hay efendim. Eyvallah. Hay. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yahya Kemal'e, Süleyman Ergüner'e, Ulvi Ergüner'e ve Kutsi ile öbürkü Süleyman'a kadar hepsine selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Şimdi evvel giden ahbaba selam olsun erenlerin, ben hep bu şarkıyı dinleyince hep Yunus Emre gelir aklıma. O da bunun tam tersini söylüyor. Biz bu ilden gider olduk, kalanlara selam, selam olsun. Olsun. O evvel gidenlere gönderiyor selamı, öteki kalanlara selam olsun diyor. Evet. Bu işte medeniyet bu. Birisi gideni düşünüyor, birisi kalanı düşünüyor. Demek ki hayat tek başına geldim ve gittim değilsin. Kitabınızda okudum. Gelen gelir bir bir, kalır bir bir, kalır bir bir. Evet. Yok, gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir. Evet. Ne kadar güzel. Dünya içinde biter o, değil mi? Dünya yani, içinde. Mefailün, mefailün, feul. Evet. Gelir bir bir, gider kalır bir bir, kalır gider bir. Bir bir, kalır. Üstadım şimdi bir isim daha var. Bize bir sürü defter bırakmış. Yazdığı Süheyl Hoca. Ve dahi çizmiş. Ve dahi evet, çizmiş. Ve dahi çizmiş. İstanbul'un her şeyini tapu memuru gibi evet, adeta evet, almış. Allah ona da rahmet eylesin. Süheyl Hoca. Yani o bir efendim İstanbul beyefendisi şimdi herkes için kullanılıyor. Ben ona Has İstanbullu adını koydum hocayı tavsif için. Ve Yahya Kemal'in ismi geçti. Bir gün Topkapı Sarayı'nda karşılaşmışlar. Bakmış Süheyl Bey'in yüzüne. Bir portreyi çerçevesinde görüyorum demiş. İşte Yahya Kemal'in söyleyeceği, Yahya Kemal'in söyleyeceği bir cümle hakikaten. Evet. Hocanın meziyeti çok da bu neşriyatımı ben hocaya borçluyum desem yeri. Çünkü kalemim varmış belki bilmiyorum. İlk mektep çağında bir çocuk mecmuasında bir
hikayem çıkmıştı. Sonra Eczacı Mektebi'ndeyken yıl sonu mecmuasında bir şey yazmıştım. Kapamıştım bu defteri. 50 yıl evvel bizim çok sevdiğimiz, Süheyl Hoca'nın da öyle, Macit Ayral isimli bir hattat vefat etti. 1961 Mart'ında. Bulunduk cenazesinde, çok üzüldük. Süheyl Hoca da çok sever, Necmettin Hoca da, bendeniz de. Macit için bir yazı yazsana kardeşim dedi. Alışkanlık olmadığı için herhalde. Yazamam filan diye bir mazeretler serdettim. Israr etti. Sonra yazdım. Bayezid'e götürdüm. Tıp Tarihi Enstitüsü'ne bıraktım. Ertesi günü bakayım ne diyecek hoca diye yine üniversiteye giderken karşıdan gelirken gördüm hocayı. Şöyle ellerini açtı. Kardeşim dedi, Macit'i öyle bir anlatmışsın ki hani benim için de yazar mı diye ölesim geldi dedi. Yani bu çok mübalağalı bir takdir ama demek ki tesir etti bana. Kendisi hattatlar hakkında bir takım risaleler neşrederdi. 50 evet. Sanatseverler. Bundan sonra sen çıkartacaksın bunları dedi. Ve biz o şekilde girdik işe. Yavaş yavaş yavaş, hele mesleğimi de bırakınca daha çok meşgul olmaya başladım. Ve ben zaten hat sanatını ya kabiliyetsizliğimden ya gözlerimin ilerleyişinden, görme zorluğundan erken bıraktım. Fakat kendimi tetkikatına evet. verdim. Hem hat hem hattatlar hakkında. Ve eğer ömrüm devam ederse sıhhatle, yine de çalışmama devam ediyorum bu konuda da. Bu da bir kaderdir, takdirdir. Yani sizin hat üzerine yapacak olduğunuz çalışmalar yazdıklarınızdan çok daha güzel bir hizmet görecekmiştir ki. Herhalde. İnşallah. Herhalde. Hayra vesile olmuştur. Uğraşan yoktu. Yazıyla uğraşan vardı da. Bir de hocanın yine iltifat telakki ettiğim bir sözü. Malum bizim tarihteki en büyük hat ve hattatlar kaynağımız Müstakim Zade'nin yazdığı Tuhfe-i Hattatiyindir. Bir şey yollamıştı. Zarfın üzerine Müstakim Zade'yi zaman demiş fakir Eyvallah. İçin. Yani ne diyeceğimi bilemedim ama çok da hoşuma gitti doğrusu. Tabii. Elhak öyledir. Şimdi hoca gibi İstanbul'u çizen ve yazan bir de Hoca Ali Rıza var. Evet. Ha, onun yani, üstadı. Evet, onun üstadı. Üsküdar'ı. Yani, evet. Yani Hoca Ali Rıza'nın da İstanbul'a ait. Evet, evet, melek. Yani, ne kadar insan suretinde bir melek. Tanıdınız? Hayır, o kadar tanır gibi oldum ki evet. Hoca tabii ondan yaşırmadan evet, tevarüs eden. Mesela her şey. Bu kitapta çok onun hatıraları var. Şimdi misafir kalıyor Süheyl Hoca'nın evinde. Fakat tahtakoruları malum o zaman çok. Öldüremiyor adamın lügatinde öyle şey yok Ali Rıza Bey. Gülü bile koparmazmış değil mi? Hayır yok, koparamıyor. Yani kıyamıyor çünkü. Ertesi akşam için bana bir tas, içine su koy, bir de taş al bahçeden getir diyor. Ertesi sabah bakıyorlar ki bir ada teşekkür ediyor tabii tasın içinde suyla. Yakaladığı tahta kurularını orada adaya tecrit etmiş. Al bunları bahçenin öbür tarafına götür Süheyl'im diyor. Bir daha bizi incitmesinler diyor. Böyle bir adam. İstersen bahçe dedik, tuhfe dedik, Üsküdar dedik. Necmettin Hoca'dan da bahsedelim. Eyvah, bahsedelim. Evet, onun evet. çok yeri evet. yani. Evet. Ondan evet, o şekilde. Necmettin Hoca, evet. evet. O da bir büyük hezarfendi. Yani 6-7 sanatta bulunmaz bir üstad idi. Son noktasına varmış gayet güzel. İşte hattatlığı, yazıdan anlaması, imzasız yazıların kime ait olduğunu bilebilmesi. Üsluptan fark ediyor. Evet. Üsluptan fark ediyor. Bazılarının tarihini söylerdi. Bu Şevka Efendi'nin 1285'te yazdığı yazısı der. Zaten imzası varsa kapatın derdi kendisini imtihan için. Gülcülüğü, evet. Ebruculuğu, efendim okçuluğu soyadını okuya almıştır o yüzden. Sohbeti, efendim tahsilini görmediği halde
tarih düşünmesi, aruzla hem de. Gülcülük dolayısıyla rahmetli Ali Alparslan'ın da adı geçsin. Londra'ya gitmişti bir yıl kalmaya, 1963'te galiba. Oradan bir gül kataloğu yolladı Necmettin Hoca'ya. O da artık Toygar Tepesi'ndeki tarihi evini satıp çıkmıştı. Gül yetiştiremiyordu. Bir fotoğrafınız var oradan çıkan. Evet. O şey bir gül kataloğu dolayısıyla bir kıta yazdı, kendisine gönderdi. Sonra da Niyazi Sayın'a ben rica ettim, bunu Şevkefsa makamında besteleyeceksin diye. O da çok ağır bir eser yaptı. Efendim, güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır. Hem temaşasıyla gönlüm şahatman olmaktadır. Eski bahçem hatıra geldikçe didem hun olur. Şimdi gül resmiyle Necmi, geçmişi ya, anmaktadır. Evet, ne hazin. Allah rahmet eylesin. Onu anladık Üsküdar'dan gelerek. Niyazi Sayın'ı da yine burada zikretmiş olduk. Evet. Ebru ve Mustafa Düzgünman'ı söylemezsek sizin de herhalde. Evet. Mustafa Düzgünman Necmettin Hoca'nın yeğeniydi. Ama Düzgünman'ın annesi Şükriye Hanım yeğeniydi esas. Yeğen çocuğu. Evet. O münasebetle bir bağlarısı vardı. O da büyük bir sanatkardı. Ve sanatkarlığının dışında onun hususiyeti ahi geleneğini devam ettirmesiydi aktarlığında. Ben şahit olurdum mesela, tanımadığı bir müşteri gelmiş. O zaman kuruşla konuşuluyor. Bana 50 kuruşluk karabiber verin diyor, değil mi? Toz karabiber bak zaman geçince kaybeder kokusunu. Ben size 25 kuruşluk vereyim der. Yani şimdikiler duysalar bunu ne enayi adammış derler. Attar gelen. Attar evet. Dükkanında almış. Attar yani. Dükkanında. Eyvallah. Bu. Şimdi bununla programı kapatacağız. Halil, sen biliyor musun, bizim Faruk Bey sık sık tekrar eder. Abdullah Canbek beyefendi de bize yazmış. Urfa'da bir söz var diyor. Okumak insanı alim eder, sohbet insanı kamil eder. Doğrudur. Evet, biz sohbet ettik. İnşallah izleyicilerimiz... Biz de feyiz almaya çalıştık. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de inşallah aynı feyiz yap olmuştur. Efendim, İncir Çekirdeği'nin sonuna geldik. Halil Karaduman, Kanunu'yla, Ezgi Köker Sesi ve Udu'yla bize eşlik ettiler. Değerli dostum Haluk Dursun ve bendeniz İskender Pala bugün İncir Çekirdeği'nde bir İstanbul beyefendisi. Estağfurullah. Çok değerli dostumuz, ağabeyimiz Uğur Derman Beyefendi'yi ağırladık. Başka bir programda tekrar beraber olmak üzere efendim. Hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı geceler.